Hırslar falan çok güzel. Ama şey ne oluyor? Ne haber Alican? İyidir, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyi, sağ ol sen. Ne haber? İyi, selam. Merhaba. Görüşürüz sonra. Afiyet olsun. Sağ ol. Nereden çıktı ya? Alican buranın sahibi. Öyle mi? Biz buraya bayağı sık geliriz de. Ne güzel. Paltonu çıkartmayacak mısın? Burası bayağı sıcak. Dedikodu. Pişeceksin yoksa. Çıkaracağım. Bereni de çıkart istersen yani. Kafe içindeyiz sonuçta. Pardon, bakar mısın? Bu bereye kalacak mı? Teşekkürler. Çıkart, gerçekten pişeceksin, çok sıcak. Aa, bu ne be? Ne yapıyorsun sen ya? Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Zeynep evde mi? Zeynep gelmedi daha. Girsene. Rahatsız etmeyeyim. Yok canım, rahatsızlık olur mu? Gir. Sağ ol. Gel. Sağ ol. Bana hala ne olduğunu söylemeyecek misin? Hayır. Ay, kendimi kesmiş, anlamadım ki. Barış, hadi gidelim. Bir dakika. Sana ne? Sen niye üstüne alıyorsun? Allah Allah ya. O çeneni kapatacak mısın sen artık? Begüm'cüğüm, istersen kendi kuaförümü önerebilirim. Kızım, sana ben ne dedim? Sussana. Susarım, susmam. Sana ne? Ha? Sen o koca çeneni kapatacak mısın artık? Melisa, ne oluyor? Geri zekalı bize laf attı da. Yalan söylüyor. Belanı mı arıyorsun arkadaşım? Arıyorum. Ne olacak? Lan ulan! Hayır. Sağ ol, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Zeynep'le bir şey konuşacağım dedin demin. Evet, konuşacağım ama... nereden başlayacağımı bilmiyorum. Melis'le mi ilgili? Evet. Aralarında bir şey mi olmuş kızların? Yok, yok. Öyle Zeynep'le ilgili bir şey değil. Ha. Ya Demet, ben Melis'in durumunu hiç beğenmiyorum. Zeynep'le onu konuşmak istedim yani. Zeynep'ten yardım isteyeceğim. Nesi var Melis'in? Yani bana anlatmak ister misin? İsterim. Ben çok isterim gerçekten. Çünkü anlatmazsam hakikaten patlayacağım yani. Bir daha buraya girersen kolunu kırıp eline veririm. Şimdi buradan. Hayvan herifler. Uzatma sen de Begüm. Yürü git. İyi misin? İyi misin? Bilmem. Ne bileyim ya. Başım pişti galiba benim ya. Biraz. Hadi gel, bir taksi bulup hastaneye falan gidelim. Gerek yok ya, iyiyim ben. Nasıl gerek yok? Eczaneye gidelim en azından. Dikiş falan atarlar belki. Gerçekten iyiyim ben. Hiçbir şeyim yok. Ay, saçmalama, hadi yürü ya. Tamam, peki benim. Peki. Tamam, bırakabilirsin.
Ya düşünebiliyor musun? Gitmiş kızın saçını kesmiş ya. Yani sağlıklı düşünen biri bunu nasıl yapar? Bırak yapmayı yani. Nasıl cesaret edebilir böyle bir şeye ya? Çok üzüldüm. Sen bir de bana sor. Ömrümden ömür gitti yemin ediyorum ya. Beni asıl düşündüren Kerem'in Melis'te bir saplantı haline gelmiş olması. Ya ben konuşamıyorum işte, ben yardımcı olamıyorum Melis'e. Hani bir ara aslında düşündüm alayım psikiyatra götüreyim falan filan diye düşündüm ama... sonra Zeynep'le konuşmayı düşündüm. Hani onun yanında daha iyi hisseder, kendini rahat olur. Şimdi zorla alıp doktora götürmek de olmaz. Yok yok, yani iyi düşünmüşsün. İyi düşünmüşsün. Hiç gitmek istemiyorum. Ben de güzelim. Zeynep gelmeyecek herhalde, ben kalkayım. Vallahi kaçta geleceğini bilmiyorum. O yüzden hani sana otur ya da bekle diyemiyorum. Olmadı evden ararım ben. Sen bilirsin. Sağ ol kahveler için. Ne demek ki, afiyet olsun. Ben gideyim artık. Hafta sonu görüşür müyüz? Ya görüşürüz tabii. Okey. Konuşuruz. Teşekkür ederim. Aa, Zeynep, ben de seni bekliyordum. Annenle de içeride konuştuk zaten. Şey konusunda. Ne konuda? Aa, Melis. Melis'in durumu hiç iyi değil. Zeynep ya, ben hiç beğenmiyorum. O yüzden de senden yardım istemeye geldim. Sen biraz ilgilenirsen hani yalnız hissetmesin kendini. Yani ne olmuş ki, bir şey mi oldu Melis'e? İşte siz konuşursunuz, ben anlatmayayım. Tamam hocam, yani elimden geleni yaparım tabii. Sağ ol. Teşekkürler, sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.